Dropshot için uygun bir top mu? Evet, uygun bir top. Merhaba internet, kanalıma hoş geldiniz. Ben Çağdaş Ulukan. Yeni bir videoyla daha karşınızdayız arkadaşlar. Bugünkü videomun konusu esasında defansif oyunculara karşı ne yapılır videosunun ikincisi devamı niteliğinde olacak. Biliyorsunuz ilk videoda şuradan sağ üste çıkacak videoda rakibi koşturmayı işlemiştik. Şimdi ikinci strateji ne olabilir bu defansif oyunculara karşı, bunu işleyeceğiz. Bugünkü videomuzun konusu rakibi öne çekmek. Yani defansif her topu ittiren, yengeç gibi böyle pıtır pıtır geri çizgide oynayan, her topu diken, her topu lop atan oyunculara karşı yapacağınız hamlelerden biri de rakibi fileye çekmek olacak. Bu rakibi nasıl fileye çekersiniz? Size iki yoldan bahsedeceğim. Birincisi bir slice'la rakibi fileye çekmek, diğeri de drop shot. Şimdi gelin slice'la rakibi nasıl fileye çekiyorum onu bir göstereyim size. Şimdi sıradan bir backhand rally'nin içindeyiz. Bunun bir puan rally'si olduğunu düşünün. Oynanıyor. Sonra geldi, bir tane kısa top attım. O geldi. Ondan sonra geçiyorum. Ya bunu çeşitlendirebilirsiniz. Bir kere daha deneyeyim. Backhand rally. Backhand çaprazdayız yani. Arkada tutuyorum rakibi. Devam ediyorum. Şimdi servis karesinin içine doğru bir tane kısa attım. O geldi. Buradan geçtim. Tamam mı? Lütfen sağa üste çıkacak videodan da slice nasıl vurulur videoma bir bakın. Ondan sonra bu video daha da anlam kazanacak. Yani burada vurduğunuz slice arkadaşlar derin değil. Servis karesinin içine doğru yaptığınız kesik bir top. Tamamen defansif oyuncuyu konfor zonundan dışarı çıkartıp kortun içine doğru girmesini sağlamak. Yani onu konforsuz bir alana sürüklüyorsunuz. Çünkü defansif oyuncular geri çizgili oyuncuları ve yani çok haz etmezler filenin önüne gelmeyi. Çok fileye geldikleri zaman sudan çıkmış balığa dönerler. Bir tane daha deneyelim. Geride tutuyorum. Rakibi geride tutuyorum. Şimdi fileye çağırdım. Geldi ve geçtim. Tamam mı? Defansif oyunculara karşı yapılacak ikinci yöntem drop shot. Kısa top atmak arkadaşlar. Sağ üste çıkacak yine o videodan drop shot nasıl atılır videoma bir bakın. Ona da bir göz atın. Çok önemli. Drop shot atmak için mükemmel olmanıza gerek yok. Rakibi fileye çeken bir drop shot dahi işinizi görecektir. Yani tabii abartmayın. Servis çizgisinin çok ötesine yapılmış bir drop shot da çok iş görmeyecektir ama mükemmel olmaya çalışmayın. Çünkü burada yapılan en büyük hata mükemmel olmaya çalışılıyor. Filenin hemen önüne bırakılmaya çalışıyor. Şimdi yine bir backhand çapraz rally'deyiz. Uygun anı kovalıyorum. Derin top. Seçimim değil. Drop shot yapmak istemedim. Drop shot için uygun bir top mu? Evet, uygun bir top. Yani tamamen çift el backhand'den sağ el gribimi değiştirmeden backhand'e dönüyorum. Bir daha. Bunun tersini de yapabilirsiniz. Şimdi backhand, çapraz rally'deyiz. Drop shot için uygun değil. Bir daha. Evet, bir kez daha deniyoruz. Rally'nin içindeyim. Bu da uygun top değil. Hep uygun topu bekliyorum. Mesela uygun bir top geldi. Bunu bıraktım. Rakip fileye geldi. Ve geçtim. Ah, geçemedim. Backhand drop shot için fırsat kovalıyorum. Derin gelen topları değiştirmeyin arkadaşlar. Geldi. Bu. Yaklaştım. Bu. Rally'nin herhangi bir anında uygun olduğunu düşündüğünüz bir topta lütfen drop shot'u yapın. Defansif oyunculara karşı bu taktik çok iş yapar. Geldi. Ya, top ver. Bol boy. Kamera arkasında Kerem var. Bol boyluk yapıyor bana.
Bir de Eren de çekimde şu anda. Beken çapraz rallim. Geldim. Yaptım. Bu. Bunun aynısını forehand'de de yapabilirsiniz. Forehand çapraz çapraz çapraz. Ardından grip değişikliği yapıp forehand'ı bırakabilirsiniz. Evet. Uygun fırsat kovalıyorum. Yaptım. Öne geldim. Burada drop shot yaparken çok göstere göstere yaparsanız rakip okuyacaktır. O yüzden backhand gösterin. İster tekel olsun, ister çiftel olsun. Backhand gösterin. Son anda gribi değiştirip drop shot yaparsınız. Bir daha. Backhand çaprazlayayım. Derin geliyorsa yapmayın arkadaşlar drop shot. Sakın. Vaktiniz varsa, top kısaysa yapın. Ayağınızın dip geliyorsa yapmayın. Evet. Şimdi hissettim. Bu. Tamam mı? Vaktiniz varsa drop shot yapıyorsunuz yalnız. Kortun içindeyseniz, kortun gerisindeyseniz asla yapmayın. Çünkü mesafeniz uzuyor. Lütfen. Evet. Kapanış. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen like butonuna basmayı unutmayın. Şu altta gördüğünüz kırmızı butondan da kanalıma abone olabilirsiniz. Bugün iki yoldan bahsettim arkadaşlar size. Neydi onlar? Defansif oyunculara karşı yapılabilecek stratejilerden iki tanesi. Bir kısa top yapmak, bir de rakibi kısa slice'la filenin önüne çekmek. Kamera arkasında her zaman olduğu gibi Serkan Hocam bana kortta eşlik etti. Top toplayıcımız Kerem Ünsal'dı. Kerem Ünsal'la hatırlayacağınız üzere 10 yaş tenisi çekmiştik. Ona da sağ üstte çıkacak videodan ulaşabilirsiniz. Bu yakışıklı genç Eren, o da bizim kamera arkamızda kulaklıklarla hocam ses gitti, mes gitti falan filan diye bizi yönlendirdi. Sağ olsun. Sağ olun, var olun. Ayağınıza sağlık, elinize sağlık gençler. Söyleyeceğiniz bir şey var mı? Yok. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Ha, bu arada unutmadan normalde bu yayın cumartesi olacaktı. Ama Alanya'da olduğumdan dolayı, turnuvada olduğumuzdan dolayı bir gün Tehir'le karşınızdayız arkadaşlar. Bunun için kusura bakmayın. Affınıza sığınıyoruz. Bir sonraki videomuzda cumartesi görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bir evvelki, yani geçmiş değil. Bir evvelki, geçmiş değil. Bir daha. Bir evvel, kafam karıştı. Bir daha. Arkadaşlar, ha? Anlatacağım, kapatacağım. Olayı anlatacağım, sonra iki tane egzersiz var. Aldım aldım, akıyor şu anda. Tamam, gel. Gel gel. Akıyor şu an, hiç değmene gerek yok. Ben başlattım, değme sakın. Sesim geliyor mu? Puan içerisinde bir rally olduğunu düşünün. Geldim. Allah kahretsin ya. Çok iyiydi. Pardon. Biraz daha ortaya yakın dur abi. Heh. Fırsat kovalıyorum. Geldim. Evet, vaktim var. Ve bunu... Ya! Nasıl olmaz ya? Evet, o boy. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen like butonu. Gelsin batın gibi oldu. Güzel.